Evet, ben de bugün size iletişim yoluyla süper iletkenliği arttırmak gibi bir başlık koydum. Bilimsel iletişim ve süper iletkenlikten bahsedeceğim. Bilimsel iletişim teknikleri kullanarak süper iletkenliği farklı insanlara nasıl anlatabilirsiniz? Biraz onu kendim de ilk defa deniyorum. Doktora konum süper iletkenlik değil de doktora konumunda bunu çok yaptım. Ama süper iletkenliği ilk defa deniyorum. O yüzden benim için de tatlı bir heyecan var. Slide'larımı... Evet, geçiyorum. İpek zaten benden bahsetti. Ben de aynı şeyleri çok kısa tekrarlayayım. Aslen Bursalıyım. Daha sonra lisans derecemi Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünde aldım. Bilkent Üniversitesi'nin ikinci yılındayken aslında Lund Üniversitesi'nde çalıştım. Lund Üniversitesi'nde eğitim aldım fizik bölümünde. Erasmus programıyla Lund'a gittim. Ve kesinlikle tavsiye ederim. Erasmus veya benzeri programlarla eğer yurt dışına gidebiliyorsanız hem kişisel deneyiminiz açısından çok önemli. Çok farklı kültürlerden insanlar tanıyabiliyorsunuz. Hem de fizik açısından da, akademik kariyer açısından da enteresandı benim için. Çünkü Bilkent Fizik Bölümü genelde belli bir fiziğin belli bir alt dalına özelleşmiş hocalar var Bilkent Fizik Bölümünde. Gerçi dönüp dolaşıp ben de kata fizikçi oldum, o ayrı ama fiziğin farklı alt dallarını görmek açısından da Lund'a gitmek enteresandı benim için. Bilkent'te fizik bölümünü bitirdikten sonra Amerika'ya geldim. Stony Brook Üniversitesi'ne. Stony Brook Üniversitesi'nde doktora programına geldim. Amerika'da doktora programında belli seviyeleri tamamladıktan sonra otomatik olarak master derecenizi de alıyorsunuz. Dolayısıyla master ve doktora derecemi aldım. doktora programı ile ilgili şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Amerika'da direkt doktora programına başvurmanızı tavsiye ederim. Çünkü doktora programının ilk iki yılında ileri seviye dersler alıyorsunuz. Ve daha sonra bir hocaya karar verip o hocayla belli bir çalışma alanınıza karar veriyorsunuz. Avrupa'da ise genelde önce insanlar master'a başvuruyorlar. Master'da ileri seviye dersler alıyorlar. Doktora'ya başvurduklarında belli bir projeye zaten başlamış gibi girmiş oluyorlar. O yüzden Avrupa ile Amerika arasında öyle bir fark var genel olarak. Ama Avrupa'da da 2 yıl master, 4 yıl doktora düşünürseniz, Amerika'da da ortalama 5 ila 7 yıl doktora süreni düşünürseniz aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı zamanlara denk geliyorlar. Neyse, Stony Brook'ta doktoramı aldıktan sonra Fransa'ya geldim. Sorbonne Üniversitesi'nde postdoc, doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. Bu postdoc benim için ikinci bir doktora gibiydi. Çalıştığım materyalleri bayağı değiştirdim burada. O yüzden ikinci bir doktora çalışması gibi oldu. İki yıldan biraz fazla orada kaldıktan sonra Amerika'ya geri döndüm. Şimdi Ithaca'dayım, Cornell Üniversitesi'ndeyim. Buradaki pozisyonum Research Associate olarak geçiyor. Doktora sonrası araştırmaya benziyor yine bu. Burada bir merkez var. Bu merkeze insanlar projelerini yazıyorlar. Bu merkezin altında deneyler var, çeşitli deneyler var. Bir de teori kısmı var. Teori kısmında da ben çalışıyorum. Eğer o projenin yapılabilir olduğunu düşünüyorsak, kolaboratif bir ortam var yani. Ve ben de onun teori ayağında bence yürütüyor oluyorum. Öyle yarı bağımsız bir pozisyon burası. Kendi projelerinde var. Şimdi Ithaca'dayım. Sonra hayat dünyanın neresine savurur bilemiyorum. Ama bu akademik kariyerden de biraz bahsedeyim istedim. Hani sizin akademik kariyer hakkında sorularınız varsa burada bir durup sorularınızı da alabilirim. Hocam ben şey soracağım aslında. Bu Bilkent'ten ikinci yılınızda Erasmus'la gitmişsiniz galiba ama öyle bir imkan şu anda mı yok? Sadece üçüncü yılda gidilebiliyor diye biliyorum ben. Acaba özel bir durum mu vardı? Yok, merak. Özel bir durum yoktu ama şu anda belki şeyler değişmiş olabilir. Bazı kriterler değişmiş olabilir çünkü ben yaptığımdan beridir 2006'ydı yani bayağı bir zaman geçti ben yaptığımdan beri. O yüzden kriterler değişmiş olabilir. Açıkçası üçüncü yılda gitmek de çok fena bir fikirde değil. Yani şimdi Lund Üniversitesi'ndeki fizik bölümüyle Bilkent Üniversitesi'ndeki fizik bölümü aynı senelerde aynı dersleri açmıyorlar.
Dolayısıyla bunda gidince benim kendi seviyemde bir mesela lineer algebra dersi alamadım. Sonra Bilkent'e dönüp lineer algebrayı kuantum mekanik dersinde Cemal Hoca'dan öğrenmişliğim var yani. Öyle bir deneyim de oluyor sonuçta. O yüzden belki bu tarz şeyleri göz önüne alarak belki 3. sınıfa ertelemiş olabilirler. Bilemiyorum onun neden olduğunu, teknik detayını. Tamam hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Hocam benim bir sorum vardı. Lisanstan sonra konunuzu neye göre seçtiniz veya nasıl ilerledi her şey araştırmanız açısından? Lisanstan sonra aslında Amerika'daki durumun bir avantajı işte 2 sene boyunca burada hem ileri seviyede dersler alıyorsunuz hem de farklı hocalarla görüşüyorsunuz. Hani ne tarz projeleriniz var? Neler üzerine çalışıyorsunuz? O farklı alanlardan hocalarla konuşma şansınız oluyor. Ben de işte doktora çalışmama başlamadan önce doktora hocamla küçük bir ön proje yaptım. Ve o ön projede hem doktora hocamla iyi anlaşabildiğimi gördüm hem de çalıştığı konular ilgimi çekti. Ve onun sonucunda o alanda o hocayla çalışmaya karar verdim. Ama o 2 yıl boyunca bir sürü farklı hocayla konuşma şansınız ve bir sürü farklı alandan hocayla konuşma şansınız var. Yani benim arkadaşlarım arasında 3-4 hoca değiştiren oldu doktora çalışmasına karar verene kadar. Dolayısıyla farklı alanları araştırın derim. Vereceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi bu. Ben doktoraya gitmeden önce Levent abi şey dedi bana... Bilkent'teyken. Doktor hocanı çok iyi seç. Eşin kadar önemli olacak hayatta demişti. ve gerçekten çok doğru. Yani çünkü hayatınızdaki yani tamam doktor konunuzdan sonra çalışmanızı hiç değiştiremezsiniz diye bir kural yok tabii ki ama hayatınızın önemli bir kısmını 6 yıllık ya da işte 5 yıllık bir kısmını o insanla konuşarak geçireceksiniz. O insanla iletişerek geçireceksiniz. Ve daha sonra çalışacağınız alanları da o belirleyecek bir dereceye kadar. Dolayısıyla çok önemli bir seçim aslında. Sevdiğiniz bir konuda çalışın ve anlaşabildiğiniz biriyle çalışın. Yani kişiliklerin uyuşması da çok önemli. Benim verebileceğim tavsiye o. Teşekkürler. Peki başka soru yoksa devam edelim. Bilimsel iletişim dedik. Bilimsel iletişim kulübüyle konuşuyoruz. O zaman neden bilimsel iletişim? Biraz ondan ya da sunumun başladığı bilimsel iletişim kısmından birazcık bahsedeyim. Ben diyorum ki eğer iş fikrinizi annenize anlattığınızda anlamıyorsa o işi yapmayın. Bu ne demek? Yaptığınız işin arkasındaki bilimi en iyi siz biliyorsunuz. O işin bütün detaylarını en iyi siz biliyorsunuz. Ve bunu doğru ve net bir şekilde anlatabilecek en iyi kişi sizsiniz. Ama bunu eğer herkese anlatamıyorsanız o zaman ya anlamadığınız bir şeyler var ya da üstüne yeterince akıl yürütmemişsiniz demektir. Dolayısıyla bunu annenize de anlatabilmeniz gerekiyor, iş arkadaşlarınıza anlatabilmeniz gerekiyor. Tabii iş arkadaşlarınıza anlatırken kullandığınız teknik terimleri, jargonu annenizi kullanırsanız o hiçbir şey anlamayacaktır. Ama bu demek değildir ki annenizi anlatırken bunu aptallaştırarak anlatacaksınız. İngilizce'de dumbing it down derler. Yani söylediğiniz şeyleri sadece yine doğru ve net bir şekilde ama bu sefer günlük hayattaki kelimeleri kullanarak anlatabilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla seçtiğiniz kelimeler değişiyor ama anlattığınız şey değişmiyor aslında. Bunu yapabilmek için de kime anlattığınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Anlattığınız kitleyi iyi bilmeniz gerekiyor. Anlattığınız kitle kim? Annenize mi anlatıyorsunuz? Topluma mı anlatıyorsunuz? Politikacılara mı anlatıyorsunuz? Yoksa TÜBİTAK'taki TÜBİTAK proje yazdınız, oradaki genel bilim insanlarının camiasına mı anlatıyorsunuz? Yoksa bir konferansa gittiniz, o konferansta son yazdığınız makaleyi anlatıyorsunuz iş arkadaşlarınıza. Onlara mı anlatıyorsunuz? Yani kime anlattığınıza göre nasıl anlattığınız değişecek.
Ve bir diğer şey de yazılı şekilde bunu yapmak çok daha zor. Ama sözlü şekilde yaptığınızda tabii bunu Zoom üzerinden yapmak maalesef çok daha zor. En zoru Zoom üzerinden yapmak. Çünkü şu anda sadece bilgisayar ekranına bakıyorum ve sizin belki 3-4 tanenizin yüz ifadesini kenardan takip etmeye çalışıyorum. Ama kime anlattığınızın yanında anlattığınız kişinin ya anlattığınız şeyi anlayıp anlamadığını da takip etmeniz gerekiyor. Yani siz bir şey anlatıyorsunuz, o karşınızdaki kişi kaşlarına mı çatıyor, yoksa evet anlamında başını mı sallıyor, size gülümsüyor mu, yoksa yani yüz ifadesinden, vücut dilinden karşınızdakinin neyi anlayıp anlamadığını fark edip sunumunuzu ona göre değiştirmeniz de gerekiyor aslında. Yani çok iyi bir hocayı düşünün. O çok çok sevdiğiniz hocalar genelde sırtını size dönüp sadece tahtaya bir şeyler yazıp çekip gitmezler, değil mi? Sınıfa da geri dönüp sınıftan mutlaka bir şeyler anlayıp anlamadıklarına dair geri bildirim alırlar. Ya da iyi bir sunucuyu düşünün. Sadece arkasına dönüp slaytlarına bakarak anlatmaz sunumunu. İzleyiciye bakar, izleyicinin anlayıp anlamadığını da takip eder. Bu çok önemli bir şey bilimsel iletişimde. Ve son olarak da neden bilimsel iletişim yapmak istiyorsunuz? Sizi motive eden şey ne? Yani annenizi anlatırken belki işte yaptığınız işin onu anlatmak size heyecan veriyor. Toplumu aydınlatmak istiyor olabilirsiniz. Yaptığınız işle ilgili, bilimsel bir alanla ilgili. Politikacılara size kaynak üretmesi için ikna etmek istiyor olabilirsiniz. Ya da işte TÜBİTAK'a başvuruda bulunduğunuz proje, onlar size kaynak verecekse sizin projenizi sadece sizin çalıştığınız alandaki insanlar okumayacak, çok daha genel bilim camiasından bilim insanları okuyacak. Onları ikna edebilecek bir şekilde yazabilmeniz gerekiyor. Onlarla mı konuşuyorsunuz? Ya da işte dediğim gibi bir konferansta sunum yapıyorsunuz ya da son bir makale yazdınız, son buluşlarınızı insanlara anlatmaya çalışıyorsunuz. Niçin bilimsel iletişim yapmak istiyorsunuz? Buna göre de iletişim tekniğiniz ve kullandığınız yöntemler, anlatım diliniz değişecektir. Dolayısıyla ben bugün size ben süper iletkenlik çalışıyorum ve süper iletkenliği annenize, lisans öğrencilerine ve iş arkadaşlarınıza nasıl anlatırsınız 3 farklı seviyede, bunu göstermek istedim birazcık. Ama bu işin bilimsel iletişimle ilgili genel bir dıştan bakış, yukarıdan bakış konusunda sormak istediğiniz bir şey var mı? Tamam, devam edelim. Süper iletkenler nedir? Süper iletkenlik annenize nasıl anlatırsınız? Onunla başlayalım. Tabii bunu, süper iletkenlere girmeden önce bir adım daha atmak gerekiyor. Geriden bakmak gerekiyor. Büyük resim nedir? Şu anda çağımızı etkileyen en önemli problemlerden bir tanesi. Belki bugünümüzü COVID etkiliyor. Orada fiziksel olarak bulunamadım. Ama COVID bugünü etkiliyor. Ama bugünü ve yarını etkileyen en önemli problemlerden bir tanesi enerji problemi. Bunun çeşitli dalları var. Birkaç tanesini buraya sıraladım. En önemli problem iklim değişikliği. Bu büyük bir puzzle. Evet. Bu büyük bir puzzle ve bu puzzle'ın bir sürü parçasını bilim adamları çözüyor. Bir sürü parçasını da çözmek üzerine araştırmalar yapıyor. Bunun için yeşil enerji ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Bu ürettiğiniz enerjinin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu enerjiyi ürettiniz, bunu saklayabilmeniz gerekiyor. Bunun için piller gerekiyor. Daha sonra o sakladığınız enerjiyi şehire dağıtmanız gerekiyor. Bunu da akıllı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Akıllı elektrik ağlarına sahip olmanız gerekiyor. Bunların her bir alt dalında çalışan insanlar çeşitli farklı materyaller kullanıyorlar. Bu çağımızın bu dönemin kilit kelimelerinden bir tanesi de kuantum materyaller. Dolayısıyla bugün size süper iletkenler, bunun hem akıllı elektrik ağları kısmını hem de kuantum materyalleri kısmını kapsayan bir konu olan süper iletkenlerden bahsedeceğim size. Peki süper iletkenler nedir? Bir kablo düşünün. Bu kablonun içinden elektrik geçiyor, değil mi? Bu elektrik geçerken
elektrik bir dirençle karşılaşıyor ve elektrik kaybı uğruyor. Bunun en basit örneklerinden bir tanesi eskiden çocukluğumuzdaki ampulleri düşünün. Ya da annemize anlatıyorsak annemiz bilir bu ampulleri. Bu ampullere dokunduğunuz zaman bir süre sonra ısındığını fark edersiniz. Dokunamazsınız hatta. Çünkü işte elektriği ısı yoluyla kayba uğruyor. Elektriği tamamen koruyamıyoruz. Ya da işte Türkiye'de ben bunu pek görmedim. O yüzden Amerika'daki bir anneye anlatmak istersem bu tost makinesini örnek verebilirim. Benim çocukluğumda yoktu bizim evim çevremdeki evlerde. Bu tost makinesinde de aslında aynı şey oluyor. İçinden kablolar geçiyor. Bu kablolardan elektrik geçerken bunlar ısınıyor. Ve o ısınan yoluyla da ekmeği tost haline getiriyorlar. Bu Amerika'da çok yaygın. Dolayısıyla Amerika'da bu örneği vereceksem büyük ihtimalle bu tost makinesi örneğini verirdim. Dolayısıyla elektrik kablodan geçerken kayba uğruyor. Peki bir materyal düşünün, elektrik hiçbir kayba uğramadan o kablonun içinden geçebilsin. İşte böyle materyaller var ve bu materyaller elektriği süper bir şekilde iletiyor. O yüzden de süper iletken diyoruz onlara. Süper iletken kablolar CERN ITER gibi büyük deneylerde şu anda kullanılıyor. Eğer bir gün hasta olursanız, umarım olmazsınız ama bir gün hasta olursanız ve vücudunuzun detaylı bir fotoğrafının çekilmesi gerekiyorsa MR makinesine girmeniz gerekiyor. MR makinesine girdiğinizde aslında çok büyük bir süper iletken mıknatısının içine giriyorsunuz. Daha sonra kuantum bilgisayarlar çağımızdaki önemli teknolojilerden bir tanesi, üretilmeye çalışılan teknolojilerden bir tanesi. Kuantum bilgisayarlarda süper iletken kübitler kullanılıyor. Yine bir süper iletkenin üstüne bir mıknatıs tutarsanız o mıknatıs havada kalabiliyor. Ve bu mıknatısı tren yapalım, süper iletkeni de raylar yapalım. O zaman bu tren rayların üstünde havada gidebilir. Bunun İngilizcesi Magnetic Levitation, kısaltması maglev trenleri. Maglev trenleri Japonya'da şu anda kullanılıyor. Peki neden bütün trenlerimiz maglev tren değil? Veya neden bütün kablolarımız süper iletken kablolardan yapılmıyor? Veya neden bir MR çektirdiğiniz zaman girdiğiniz oda çok büyük ve büyük, bu makine çok büyük bir makine? Çünkü süper iletkenlik sadece çok çok düşük sıcaklıklarda görülüyor. Dolayısıyla teknolojik olarak şu anda bilim insanlarının ulaşmak istediği oda sıcaklığında ve normal basınçlarda süper iletkenlik gösteren malzemeler bulmaya çalışıyoruz. Benim yaptığım şeyde bu malzemelerin nasıl olup da süper iletken olduğunu anlamaya çalışmak. Anneme bunu böyle anlatırdım ama size bunu bir motivasyon olarak sunabilirim ve siz lisans öğrencilerine belki bir grafik gösterebilirim süper iletkenlik nedir diye anlatırken. Bu grafikte bir taraf direnç olsun, rezistans direnç olsun, diğer tarafta da sıcaklık olsun. 1900'lerin başında insanlar artık, bilim insanları artık çok düşük sıcaklıklara ulaşabilmeye başlamışlardı. Ve çeşitli materyalleri çok soğuttuğumuz zaman onlara nasıl davranacağını bulmaya çalışıyorlardı. Kamerlich Onnes da cıvayı aldı ve onu soğuturken direncinin sıcaklıkla nasıl değiştiğine baktı. Ve monoton bir şekilde değiştiğini gördü. Daha sonra belli bir sıcaklıkta bu direnç sıfırlanmıştı. Dolayısıyla direncin sıfırlanması demek süper bir şekilde bu materyalin iletebilmesi demek. Dolayısıyla bu materyallere süper iletken diyoruz. Bir noktada eğer materyalin direnci sıfırlanıyorsa bu materyallere süper iletken diyoruz. Siz lisans öğrencilerinin bu figürü anlayabileceğini düşünüyorum. Yine aynı sıkıntı var. Bu süper iletkenlik gösterdiği derece 4.2 Kelvin. 4.2 Kelvin ne demek? -269 santigrat derece demek. Dünyada Antarktika'daki en düşük sıcaklık -95 santigrat derece. Ya da buzdolabınızın buzluğundaki sıcaklık yaklaşık -18 santigrat derece. Yani bu çok çok düşük bir sıcaklık demek. Yine Amerika'daki insanlara santigrat derece dediğiniz zaman hiçbir şey anlamayacaklar. O yüzden onlara anlatırsam
Fahrenheit demem gerekiyor. Dolayısıyla yine anlattığınız kitleye göre sunumunuzu adapte etmeniz burada önemli. Süper iletkenlerin bir diğer özelliği de diamagnetik olmaları. Diamagnetizm ne demek? Normal bir metalde manyetik alan uyguladığınız zaman manyetik alan metalin içinden hiçbir değişikliğe uğramadan geçerken süper iletkenlerin içindeki manyetik alan sıfır. Süper iletkenler manyetik alanı itiyorlar. Dolayısıyla manyetik alanı ittikleri için aslında üstünde bir mıknatıs koyduğunuz zaman o mıknatıs hiçbir sürtünmeyle karşılaşmadan havada durabiliyor. Peki bu süper iletkenlik sıcaklığının yani materyalin hiçbir dirençle karşılaşmadan süper ilettiği sıcaklığın farklı materyallerle nasıl değiştiğine bakalım. Yıllar burada o sıcaklığın farklı materyaller için o materyallerin keşfediliş yıllarını gösteriyorum. En başta da civa var. Farklı materyallerle zaman içinde bu sıcaklık yükselse de gene de oda sıcaklığında şu anda süper iletkenliğe sahip değiliz. Sadece fizik öğrencilerin kulak dolgunluğu olsun diye birkaç anahtar kelime ortaya atayım. Anahtar materyal ismi ortaya atayım. Bu yeşille gösterilen materyaller konvansiyonel süper iletkenler. Bu mavi gördükleriniz bakır bazlı cuprate dediğimiz yüksek sıcaklık göreli olarak tabii yüksek sıcaklıktaki süper iletkenler. Ancak bunlar seramik. O yüzden bunlardan kablo yapmamız pek mümkün değil. Yine demir bazlı olan süper iletkenler, nictite diyoruz bunlara da. Bunların en yüksek sıcaklıkta görülenin tek katman halinde. Dolayısıyla yine teknolojik uygulamaları daha zor bu materyali kullanarak. İlgilenenler için de son birkaç yıldaki en böyle cutting edge yani en son şu anda bilim adamları hangi süper iletkenleri tartışıyor onu söyleyeyim. Yakın zamanda hidrojen bazlı materyallerde oda sıcaklığına çok yakın derecelerde süper iletkenlik gözlendi. Ancak bunlar çok çok yüksek basınçlar altında gözlenebiliyor. Ve bu basınçlara sadece laboratuvar ortamlarında ulaşabiliyoruz. Bilim adamları süper iletkenlik dediği zaman son birkaç yıldır grafeni konuşuyorlar. İki grafeni üst üste koyup birbirlerine göre yönlerini değiştirdikleri zaman süper iletkenlik belli bir açıda süper iletkenlik gözlemlediler. Yine bunun fiziksel olarak süper iletkenliği anlamak açısından bakır bazlı materyallerle benzerlik gösterdiğini gördüler. O yüzden enteresan insanların ilgisini çekiyor. Ve geçen sene nikel bazlı süper iletkenler ilk defa keşfedildi. Onların da bakır bazlı süper iletkenlerle benzer özelliklere sahip olup olmadığı tartışılıyor. Son tartışılan konular da bunlar ilgilenenler için. Bu özellikle bu alanla ilgilenenler için. Peki ama bu materyallerin çoğunun nasıl olup da süper iletken olduğunu bilmiyoruz. Bu hala açık bir fizik problemi. Ama bunların bir kısmının nasıl süper iletken olduğunu açıklayabiliyoruz. Civayla başlayan bu serüvendeki şu yeşil olanların nasıl süper iletken olduğunu açıklayabiliyoruz. Benim çalışma alanım da onlarla ilgili. O yüzden biraz ondan bahsedeyim. Anneme bunu nasıl anlatırdım? Onunla başlayayım. Diyelim ki bir bara girdiniz ya da anneme anlatıyorsam belki bir düğüne gittiniz. Burada ilk gittiğiniz zaman herkes kendi kafasına göre konuşuyor, muhabbet ediyor. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Daha sonra DJ geldi ve yavaş yavaş müziğin sesini arttırmaya başladı. İnsanlar bir araya gelmeye başladı. Daha sonra da müziğin sesi arttıkça, müziğin titreşimleri arttıkça ve belli bir seviyeye geldikçe belki düğünde ilk dans müziği çalmaya başladı. Böyle özel bir titreşim başladı. Ve insanlar eşleşmeye başladılar ve eşli dans yapmaya başladılar. Bu eşli dans fikri aslında birebir elektronların yaptığı şeyi anlatıyor. Sıcaklığı siz düşürdükçe materyaldeki titreşimler değişiyor. Müzikteki titreşimler nasıl değişmişti? Materyaldeki titreşimler değişiyor. Materyaldeki titreşimler değiştikçe elektronlar bir araya geliyor ve çiftleşmeye başlıyorlar. Bu çiftlere
biz Cooper pair diyoruz. Yani bu elektron, bu çift oluşturan elektronlar bir anda süper iletmeye başlıyorlar. Dolayısıyla süper iletkenliğin nasıl olduğunu, benim çalıştığım süper iletkenliğin nasıl olduğunu anneme bu şekilde anlatırdım. Siz lisans öğrencilerine, belki hani fizik lisans öğrencilerine bir tık daha farklı bir şekilde anlatırdım. Yine daha önce gösterdiğim fizik direnç sıcaklık grafiğini gösterirdim ve daha sonra da derdim ki bunun sebebi elektron fonon etkileşimi. Şimdi fonon nedir diyebilirsiniz bana, eğer Salim Hoca'dan daha katı hal fiziği anladıysanız fonon kelimesini şimdiye kadar duymuş olmanızı beklemiyorum. Ama size şöyle anlatabilirim. Bir materyalde atomlar belli pozisyonlarda duruyorlar. Diyelim kare şeklinde bir materyaliniz var. Atomlar belli pozisyonlardalar. Ama bu pozisyonlarda sabit durmuyorlar. Bu pozisyonların etrafında, yani atomların pozisyonları şu olsun, titreşiyorlar. Umarım ellerimi görebiliyorsunuzdur. Bu titreşim aslında elektronlara göre atomların titreşimleri çok daha yavaş. Bu titreşimlerden bir tanesinin yanından hızlıca bir elektron geçti diyelim. Bu elektron bu titreşimi etkileyecek. Ve bu titreşimdeki değişim bunun yanından eski haline dönemeden yanından ikinci bir elektron geçtiği zaman bu titreşimdeki değişimi fark edecek bu ikinci elektronda. Dolayısıyla bu titreşim yoluyla iki elektron birbiriyle konuşmaya başlayacak. İşte atomların bu titreşimlerine biz fonon diyoruz. Elektron fonon etkileşimini, elektron fonon kaplingde bu iki elektronun bu fonon yoluyla birbiriyle konuşması demek aslında. Dolayısıyla iletişim dedik değil mi? Elektronlar da aslında birbirleriyle iletişiyorlar. Bu iletişimi sağlayan araç fononlar. Yani materyaldeki atomların titreşimleri. Dolayısıyla nasıl müzik değiştiğinde müziğin titreşimleri değişmişti. Belli bir sıcaklığa geldiğimizde de atomların belli titreşimleri daha önemli oluyor. Ve o titreşimlerin elektronlarla olan etkileşimleri süper iletkenlik sağlıyor. Bu elektronların Cooper pair dediğimiz çiftler oluşturmasını sağlıyor. Barden Cooper Schrieffer ilgilenenler için de bu teoriyi ortaya attığı için buna biz BCS teori diyoruz. Konvansiyonel süper iletkenlerin bu şekilde ilettiğini biliyoruz. Tabii konvansiyon olmayan süper iletkenlerin nasıl ilettiği hakkında tam bir teori yok şu anda. O yüzden bu hala açık bir temel bilim problemi elektron-elektron etkileşimler açısından. Peki doktor öğrencilerine bunu nasıl anlatırdım? O zaman bu BCS teoriyi, Barden Cooper Schrieffer teoriyi işte önünde bir Debye temperature olduğunu, bir belli bir sabit sıcaklık olduğunu ve de geri kalanında eksponansiyel ve density of space, yani elektron durum yoğunluğu ile de değiştiğini söylerdim. Tabi bu noktada sizi kaybetmiş olmam gerekiyor. Yani artık çok bir şey anlamıyorsunuz. Bunu da sadece göstermek için ben bir acaba benimle aynı işleri yapan başka biriyle nasıl konuşurdum? O zaman BCS teoriden bir adım daha atıp MacMillan Allen Dines denkleminden bahsederdim. Bu denklemin içinde elektron falan etkileşiminin birebir konduğundan bahsederdim filan. Ama sizin buradan anlamanız gereken şu anda bu hesapları yapabilen bilgisayar simülasyonları var. Numerik olarak biz bu hesapları yapabiliyoruz. Benim çalışma konumda bu hesapları yapabilmek üzerine. Peki, denklemlerden bir nefes aldık. Süper iletkenliği nasıl arttırabiliriz? Yine dans eden elektronlarımıza dönelim. İletişim değil mi konumuz? Elektronlar arasındaki iletişimi arttırmamız gerekiyor bunu yapabilmek için. Bunu yapabileceğimiz çeşitli yöntemler var. Bugün bunlardan iki tanesinden bahsedeceğim size. Bir tanesi sistemdeki elektron sayısını değiştirmek. Yani bu orijinal sistemimiz olsun. Aynı kutu içinde şu anda iki yerine dört tane çiftim var mesela. Dolayısıyla bunu elektron doping, yani elektron katkılamasına denk geliyor. Ya da bunu azaltabiliriz. Bu da teknik olarak hole doping deniyor buna. Yani sonuç olarak sistemdeki elektron sayısını azaltıyorsunuz veya artırıyorsunuz. Dolayısıyla annemi anlatırken bundan bahsederim. Dans eden çiftleri arttırarak veya azaltarak, pistteki çift sayısını değiştirerek aslında süper iletkenlik sıcaklığını değiştirebilirim. Size de bir grafik gösterebilirim. Burada kupreit bakır bazlı süper iletkenlerin
sıcaklığının elektron ve elektron sayısını arttırarak veya azaltarak nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Bu taraf elektron sayısını arttırmaya denk geliyor, bu taraf azaltmaya denk geliyor diyelim. Gördüğünüz gibi iki tarafta da böyle bir dom şeklinde, yani önce artan ve daha sonra azalan bir yapı var. Bu demektir ki süper iletkenlik için optimal bir elektron sayısı gerekiyor. Yani elektron sayısını arttırmak veya azaltmak belli şekillerde süper iletkenlik sıcaklığını değiştiriyor. Ve bunu sağlayan aslında optimal bir miktar var. Dolayısıyla bunu eğer siz değiştirebilirseniz süper iletkenliği de arttırabilirsiniz. Benim çalışma konumda konularından bir tanesi de zirkonyum kloranitrat, zirkonyum nitrojen ve klor atomlarından oluşan böyle katmanlı, bunlara katmanlı olduğu için de iki boyutlu materyaller diyoruz bunlara. Bu iki boyutlu materyallerde süper iletkenliğin aslında hiç değişmemesini bekliyoruz elektron katkılamasıyla. Ancak belli elektron katkılamalarında süper iletkenlik derecesinin arttığını gözlemlemişler. Ben de bu daha önce bahsettiğim bilgisayar hesaplarını kullanarak süper iletkenliğin artmasına sebep olan şeyin elektron-elektron değişim etkileşimi olduğunu gördüm. Daha fazla detayına girmeyi planlamıyorum. Süper iletkenliği değiştirdiğimiz ikinci bir süper iletkenliği arttırabileceğimiz ikinci bir yöntem de strain dediğimiz şey belli şekillerde basınç uygulama. Mesela bu taraftan bastırırsam veya bu taraftan bastırırsam, iki boyutlu bir materyal düşünün, veya çekersem o zaman bastırmam şuna denk geliyor, çekmek buna denk geliyor. Yine elektronların yoğunluğunu değiştirmiş oluyorum sistemin içindeki. Bunu nasıl yapabilirsiniz deneylerde? Ya işte gerçekten mekanik olarak baskı uygulayarak yapabilirsiniz veya başka bir deney de başka bir materyalin üzerinde o materyali büyüterek yapabilirsiniz. Mesela alttaki materyalin atomları arasındaki uzaklık küçük olsun. Eğer sizin büyütmek istediğiniz materyalin atomları arasındaki uzaklık yüksekse bunun üstünde büyüteceğiniz için bunun üstündeki gibi büyümek isteyecek. Dolayısıyla ona bir basınç uygulamış oluyorsunuz iki taraftan. Veya tam tersini yapabilirsiniz. Alttaki materyalin atomları arasındaki uzaklık çoksa, üstte büyüteceğiniz materyalin atomları arasındaki uzaklık azsa, bunun üstünde büyürken bir çekme gerilimi hissedecek bu materyal. Benim yaptığım çalışmalarda da ruthenium O2 malzemesinde belli bir yönden çekip belli bir yönden bastırdığınız zaman normalde süper iletkenlik görülmüyorken o malzemede belli bir şekilde bastırıp çektiğinizde süper iletkenlik görüldüğünü gözlemledi deneyici arkadaşlar. Ben de bunun teorik hesaplarını yaptım ve bunun üzerine çalışmaya da şu anda devam ediyorum. Bu da benim ilgi alanlarımdan bir tanesi. Sonuç olarak size süper iletkenliğin ne olduğundan birazcık bahsetmeye çalıştım. Dans eden elektronlarımızın birbiriyle daha yüksek sıcaklıklarda iletişebilmesini sağlayabilirsek büyük resimde enerji problemini de çok daha iyi bir şekilde çözebileceğimizi düşünüyorum. Ama bu hala açık bir problem. Hem teknolojik açıdan açık bir problem hem de fiziksel açıdan açık bir problem. Ama bilim de ancak damlaya damlaya görülüyor. Ben de ona birkaç damla katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana. Bunu teknik bir sunum yapıyor olsaydım da bu benim sonuç slaydım olurdu. Elektronları, materyaldeki elektronların sayısını ya da yoğunluğunu değiştirerek onların süper iletkenlik sıcaklıklarını değiştirebiliyoruz. Buna da benimki çalışmamı örnek olarak verdim. Sonuç olarak benim yapmaya çalıştığım şey atomlar ve elektronların kendi aralarında mikroskopik olarak nasıl etkileştiğini anlayarak makroskopik olarak gözlemlediğimiz bu sıcaklığın nasıl değiştiğini çözmeye çalışıyorum diyelim. Benden bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Ya da geri bildiriminiz varsa şurası netti, şurası değildi, şurayı anlamadık.
Ya da şurası çok iyiydi dediğiniz geri bildirimleriniz varsa hepsi alabilirim. Çok iyiydi. Aynen, çok teşekkür ederiz. Çok beğendik. Çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sorular için el kaldırabilirsiniz ya da chat'e yazabilirsiniz. Biz okuyabiliriz ya da direkt mikrofonunuzu açıp da sorabilirsiniz. Bir şey sorabilirim. Tabii. Hocam teşekkür ederiz öncelikle. Çok güzel bir soru. Ben ya bilimsel iletişimden ziyade biraz daha sınıfta yani derslerde, eğitimde gördüğümüz açıdan bir soru sormak istiyorum. Siz mesela bir bölümde doktora öğrencilerini anlatacakken işte böyle başlardım, böyle anlatırdım demiştiniz. Tamamen işte teori gördük biz de sunumda. Ama yani mesela orayı da bize anlatacak olsanız öncesinde işte annenize anlattığınız kısımda, lisans öğrencilerine anlattığınız kısmında çok değerli olduğuna inanıyorum. Yani bizim oradaki anlayışımızı geliştiren şeyler olduğuna inanıyorum. Çok hani benim örneğin lisans öğrencilerinin anlayışının sınırına yaklaşmasa bile onun da anlayışa bir katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Sizce bunun lisans eğitiminde örneğin derslerde eksik olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sanki ben hani dersleri düşündüğümde doğrudan doktor öğrencisinin anlattığınız kısımdan başlıyormuşuz gibi hissettim. Doğrudan öyle bir çağrışım yaptı. Öncesinin çok eksik olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum. Aslında bence en önemlisi derslerde bazen konular arasındaki bağlantıları ve o bağlantıların bir adım geriye atıp ya da yukarıdan bakıp büyük resimde o konu nereye oturuyor onu görmeyi bazen kaçırdığımızı düşünüyorum. Yani o yüzden aslında motivasyon çok önemli. Yani en başta girişte bahsettiğim niçin bu işi yapıyorsunuz? Yani ben şimdi bu konuyu niçin öğreniyorum? Bunun uygulama alanları nelerdir? Nerede kullanabilirim bu öğrendiğim denklemi? Yani siz bize bir formülü gösteriyorsunuz ama bu formülü gerçekte siz araştırmalarınızda nerede kullanıyorsunuz? Bunun birazcık kopuk olduğunu düşünüyorum açıkçası ben de. Katılıyorum. Ama bence derslerde yapılabilecek şey dediğiniz gibi olayın motivasyon kısmını ve öncesini öğrencilerin bildiğini varsayıyor hocaların çoğu. Aslında onu çok büyük bir hızlı bir şekilde ama çok detayına girmeden veya çok detayına girmek isteyen öğrencilere kaynaklar gösterebilirsiniz. Önceden bir anlatılması gerekiyor motivasyon kısmının. O konuda kesinlikle katılıyorum. İkinci olarak da öğrencilerin öğrendikleri bilgileri, denklemleri, teoriyi kullanmalarına yarayacak projelerin lisansta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben 3. sınıfın yazında ve 4. sınıfta, 4. sınıf boyunca, hatta 4. sınıfın yazında da kalmıştım. Hocalarla çalıştım Bilkent'teyken. Ve o çalışmalar aslında derste öğrendiğimiz işte Bessel fonksiyonlarını görüyorsunuz mesela. Bessel fonksiyonları ne işe yarıyor acaba? Proje sırasında ha bak burada kullanıyormuşuz işte iyi öğrendim mesela. İşte Exiton hesabı yapmıştık biz Turloce'yle. Orada işte sferik bir şey dizayn etmiştik falan. Orada Bessel fonksiyonları kullanmıştık falan. Yani şimdi derste gördüğünüz öğrendiğiniz bu formüller o zaman işte gerçekten yerine oturuyor. O yüzden iki ayağının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öncesinde motivasyon ve insanlık için bu neden önemli ve bunu genelde nasıl anlatabiliriz büyük bir resim olarak ve sonrasında da bu öğrendiğimiz şeyi nasıl uygulayabiliriz
bunu uygulaman olarak da derslerde yapılması gerekiyor. En azından örneklendirilmesi gerekiyor. Her öğrenci belki her konuda çalışamayabilir ama bunun örneklendirilmesi gerekiyor bence.